Sevgili dostlar, selamlar. Hepiniz yepyeni bir Conan Exile bölümüne hoş geldiniz efendim. Conan Exile'da geçen bölümlerde burada bulunan tehlikeli bölgelere geldik ve burada tüy avlayabilmek, yani deve kuşlarını avlayabilmek ve tüy kazanabilmek için bir kabile ile sırtlan sürüsünün arasındayız. Geçtiğimiz bölümler açıkçası birazcık böyle buralara gelirken bayağı çekindim ve bir örümcekle kapıştık. Örümceğe karşı ne kadar zor demeye çıkardığımızı siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Yakınlarda bir yerde yatağımız var, o yüzden o kadar çekinmiyorum. İşin açığı, şu arkadaşı böyle kenara çekip indirdikten sonra bol bol tüyü toparlayacağım. Tüyün ardından vaktimiz kalırsa gergedan derisi bulmaya da gideceğiz ve gergedan derilerinden de bir şeyler bulabilmeyi arzu ediyorum şahsen. Şöyle bir arkadaşa zarar verebildiğimiz kadar verelim. Oğlum ne oluyor? Bırak, bırak oku bir bırak. Deve kuşları da mı dalıyor bize? Ama abi. Ama abi, abi, abi dur. Bokunu siyeyim. Hocam çok ayıp değil mi ya? Evcil deve kuşu mu olur birader? Adam mı yiyorsun? Bana kimse bunun haberini vermedi. Bu iş burada bitti mi sanıyorsun? Deve kuşlar evcil olabilir mi ya? Aha. Arkadaşlar IQ'suzlar elendi. Ben deve kuşlarını avlamaya gidiyorum. Sırtlanlar kazanırsa adamın derisini üzerim. Adam kazanırsa sırtlanların derisini üzerim. Kanka sen sağlammışsın ha. İlgimi çektin ama bu hatun tutuldu yakışıklı. Sırtlan sırtlan. İyi. Şimdi güzel. Lan oğlum şş. Siz kime artistlik yapıyordunuz lan? Kuş. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya gel. Kuşla 1v1 atamayacaksam da artık delikanlılığımıza yazık. Senin götünü keserim kuş gibi. İşte bu. Kazma ya da balta ile buradanmıştı. Kazma height verdi. Bir de balta deneyeceğim. Yok, balta kemik veriyor. Demek ki kazma ile dalınacak. Pıst pıst. Yavaş lan. Yavaşın ulan. Önce bu. Sonra öteki. Oğlum ne oluyor? Hepsi aynı anda vuruyor. Anam. Arkadaşlar bir yerde, bir yerde şöyle bir çekilip, bir pot içip, sakin, 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 sakin. Birader, slot mu kesiyoruz? Tamam, o gitti. Sıra bunda. Oh, şükür. Yırtıldık, yırtıldık. Yırtıldık yahu. Hani tüy hangisi daha fazla verir diye şey yaptım da bıçak. Yok, bıçak komple deri ve et veriyor ya. Bıçak ziyan ediyor abi, kazma. Bitti mi? Bir şeyler oldu az önce. Oğlum buranın savaşçıları dayanıklı be. Harbiden dayanıklı buranın savaşçıları. Yani heyene darisi neye yarıyor bilmiyorum. Tabii ki insan ellerini kollarını atacağım. Şu an envanterimle oynamama gerek yok bence. Deve kuşları bitti mi? Buranın arkasında falan da var mı? Yukarıda var. Anladım. Anladım. Abi biz yani birazcık mahvoluyoruz gibi. Et tribütlerden gene ben gittim. Ameleliğe verdim. Azıcık bir kendimizi geliştirmeye de mi yönelseydik? Şu kabile üyesini de keseceğim. Hey 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 hey. Senin kimi daha büyük, benim kimi? Hadi öğrenelim.
Adam çağırdı. Adam çağırdı namussuz. Adam çağırdı. Delikanlılıktan var ya eser yok, eser. Delikanlılıktan eser yok. Gel lan. Önemli olan boyutu değil, işlevi saldırısı. Birader. Bu kadar zor olmak zorunda mı ya? Şimdi adamın gövdesinden ayrı, götünden ayrı eksi aldım bak. Onu da bir hesaba katmak lazım. Şunlar ayrı bir işe yarıyordur. O yüzden buralara pek bulaşmayacağım. Daferiler yani bu kestiğin yanyam kabileler oluyorlar. Sürekli çiğ et yedikleri için dişlerini sivriltiyorlar falan. Öldürürken vicdan azabı çekmiyorsun o yüzden. Ben hiçbirini öldürürken vicdan azabı çekmiyorum. Sorun bende mi acaba? Mehmetciğim hoş geldin. Birazcık staminayı bitirmeyelim. Hurt Blood Rise. Şş. Var mı lan? Aa, ne bağırıyorsun? Gel. Gel arkadaki gobel gelmesin. Gel. Birebir gel. Birebir gel. Gobel gelmesin. Birebir gel. Gobeller de geldi. Kaçarım. Adamın aklını alırım. Önce kadına. Önce potansiyel damage'ı. Ardından kaç kurban olayım kaç yav. Hey yavrum hey. Siz hangi savaşçıya bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Kanamadan ölüyorlar bu arada. Kanama bırakmasam var ya bana neler edecek bunlar. Yat aşağı. Sen de yat aşağı. Bütün kabile vs ben. İnsan etlerini ve çürümüş etleri bırak. Normal etleri de bırak. Zaten bende pişmiş var. Deriler, tüyler, kemikler falan filan. Ya bunu da bırak. Bunları yı. Bu da dursun. Bunu da bırak. Tığlayın da ağzına tüküreyim. Kalkanın da ağzına tükürem. Yani iyi kötü bir şeylerimiz var. Şuna bir EPR çak. Ne en güçlü kabileler North Vikingleri aslında. Var mı lan oyunda Vikingler mi var? Ben ne bileyim baba. Ha bayrak dalgalanıyormuş. Kardeş selamın aleyküm. Önce sizi dağıtmaya geldim. Damage vuramadı. Hadi bakayım ahanda ileride de deve kuşları var. Ne var lan? Önce bunları sonra sizi. Hey. Demek biri. Ötekine geç. Demek biri sıranın kendine gelmesi için sabırsızlanıyor öyle mi? Peki. Peki minik kuş. Dilediğin gibi olsun. Ne kadar tüy toplamam gerek acaba ya? Bu arada ben açgözlüyüm biliyorsunuz değil mi? Her şeyi toplamaya çalıştığım için böyle oluyor. Hop yuttum. Hop nam. Biz buradan daha gergedanların oraya gideceğiz. Nasıl gideceksek. Şş. Gelin lan gelin. Bir bir gel. Gel hele gel. Önce biri sonra diğeri. Bekle sonra sen. Şu potlar olmasa var ya naneyi çok pis yediydik abi. Potum kadar varım çünkü adamlar etten gelen yemeği kapatmışlar. Bari solo sunucuda ayarlardan bana açtıraydın ya. Slayer geldi bu arada başarım olarak. Slayer. Ne zannettin koçum? Tabii ki Slayer. Biz bu gergedanların oraya nasıl gideceğiz emmi? Bu arada silah tam kırılmadan RPR atmamak lazım değil mi? 5 tüy gidiyordu bir oka. Bir ok craftı 10 tane veriyor. Anladım. Yani 5 tüy 10 ok gibi bir şey. Anladım. Pist. Gobel. Gel buraya gel.
3 olmaz. 3 olmaz. Hayır 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 hayır. Bunu zaten biri yemiş ya. Bu damage yemiş yani. Hot 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 atak. Tamam. O ayarı yayın diyorum. Video sonu yapalım mı sana zahmet? Arkadaşlar bu arada gerçi akşam da yaparız oyunda, akşam olduğunda. Köle üretim hızını arttıracağız ki sizlere böyle daha iyi bir seyir deneyimi sunabilirim. Halüsinasyon gördüm herhalde. Sizlere daha iyi bir seyir deneyimi sunabilirim. Kaç ov. Kimi ısırıyorsun koçum? Gel. Bir daha. Hop çat. İşte bu kadar. Ne oluyor lan? Nasıl bir hınçla vurduysam artık. Ya yemeği her türlü kasarız diye atıyorum ama yanlış yapmıyorumdur umarım ya. Gerçi yemek değil, ağırlık yapan kesinlikle yemek değil. Ne yapıyorsun lan? İyi misin? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Ne yaptın emmi? Abi attığımız okların hiç hürmeti yok ya. Çok üzücü değil mi ya? Attığımız okların hiç hürmeti yok. Herhalde kemikler falan da ağırlık yapıyor olabilir, bilmiyorum. Estağfurullah ya, estağfurullah. Kaç tüy oldu? Abi 322. 322. Henüz daha yeterince tüyüm olmadı. Bu tüyleri alıp zaten ben bir eve doğru koşarım. Gergedan avlama olayımız artık birazcık sonraya kaldı gibi. Abi kör müsün? Silah değiş. Kuşlar amel defterimi kapatacak bu arada. Buradan aloe vera bahçesine doğru koşsak acaba? Yeni seviye geldi. Ehe. Hadi lan. Bitik kalmış. Buradan aloe vera bahçesine doğru koşup aloe vera alsak ya da artık demirleri alalım. 374 tüyü herhalde yeterli gelir diye düşünüyorum. Düşüp kalite yemek. Vallahi bütün etleri şeyleri yedim. Ama can vermemesi gerçekten çok kötü ya. Yani babacığım onu ayarlasaydın. Benim PvP ile hiç işim yok ki. Nurtaş ablam hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar ve kolay gelsin dileğin için. Çok sağ ol abla. Çok teşekkürler. O zaman ben bu demirleri de alıyorum, eve doğru geçiyorum. Ya Mehmet birazcık da şeyden kaynaklıymış ya. Bizimkiler söyledi, taşlara atacağım bu arada. Nasıl ağırlık kazanacağımı buldum. Son deve kuşunu da keseceğim. Gel. Accuracy vermedim ya, ben hep şeye verdim. Adını sen getir. Taşıma kapasitesine. Ağırlık taşıyoruz da baba. Geri kalan olaylarımız tırt ya. Tamam 400 tüy oldu ya. 400 tüy gayet yeterli. Etraftaki taşları şeyleri de topladım. Demirleri de topladım. Ben bu kabileleri kestim mi? Ben burayı da kestiydim aga. Ben bunları toplarım. Bunlar benim rızkım aga yani. Ben bunları bırakmam. At bunu yav. Bunu da at. Teşekkür ederim Nurtaç ablacığım, gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Keyfim yerinde ya. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Hadi eve doğru gidelim arkadaşlar. Artık eve yolculuk zamanı. Zira yeterince item topladık.
Aloe veraları biraz fazla kullandık ama eve gidip dinlenebilmeyi arzu ediyorum artık. Zira hem buraların çok tehlikeli oluşu beni birazcık ürkütüyor. Hem de artık eve gidip elimde şey var efendim. Böyle aldığım ekipmanları yerleştirip upgrade basma isteği, upgrade basma arzusu var. Kenardaki minik demirlere durmayacağım artık. Demirlerin falan da eritilmiştir. Ne yazık ki gergedan avlamaya gidemedik. Gergedanlar kolay dojlanıyormuş zaten ama artık o gergedan avlamada bir sonraki sefere. Ya yok artık yani. Buraya kadar da çıkıp takip edemezler herhalde. Hiç etliye sütliye bulaşmadan hocam. Kenardan kenardan. Baba bu oyunda önemli bir mekan mı? Ulu ağaç gibi baksana. Piu. Tamam güzel. Yavaş yavaş indik. İyi diyelim iyi olalım. Motosiklet aldık bugün. Gelecek onu heyecanla bekliyoruz. Ablacım güle güle. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Keyifle bin inşallah. Ama hani şey. Aha Samet Efendi ama dedi yandık. Ya abla kış geliyor ya. Motor üşütmez mi? Sağlığına dikkat et, hasta olma. Hani Kasım'dayız malum. Aralık falan soğuk geçer. Gerçi yani 4 mevsim biniliyor canım motora. Ağaçlara base yapılıyor. Özel DLC'ler var. Kırılmayan ağaçlar onlar. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Oku üretelim, köleyi itelim bir tane. Tamam. Öyle yapalım. Ablacığım hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan bu arada. Senin adına çok sevindim. Ben sadece kış geldiği için biraz şaşırdım. Aloe vera. Aha. Gelmişken bunları toplayalım. Bak bütün potları yedim. Bütün potları yedim. Gelmişken aloe vera toplanır. Pam 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 pam. Geyikler acaba tick leather veriyor mu? Hani bize tick leather lazım ya sonuçta. Geyik derisi işe yarıyor mu? Misal hyena derisinin de ne işe yaradığını merak ediyorum. Bu ne? Dümdüz fiber de ayı gibi fiber. Ayı gibi fiber. Yerim yok la. Yerim yok la. Tam geyikler tick leather vermiyor, anladım. Hop buradan devam. Tamam ya, eve yakınız. Eve çok çok yakınız. Şuradan ev dimdik uzağımızda. BG. Sırtlan derisi de normal height deme be. Yok canım zaten kışın kullanmayız. Bahara kadar bekleyecek. Honda PCX 125. Ablacım güle güle kullan. Allah kaza bela göstermesin. Çok çok sevindim senin adına. Ya istediğin zaman kullanırsın da ablamını. Ben sağlığına dikkat et diye dedim. Üşütme, hasta olma. Ondan dolayı. Nasıl bir motor merak ettim bu arada. Bir saniye bir Google'layacağım da. Beni timsah mimsah kovalamasın, dur. Şurada acık yukarı çıkayım. Evet arkadaşlar, oyunda pause yok. Yani o yüzden... Böyle amuda kalkar modda durmanız gerekiyor. Başka türlü yaratıklar saldırabiliyor. Honda PCX 125. Merak ettim. Tatlı duruyor. Çok güzel duruyor abla. Hele kırmızı renkse. Yani benim Google'dan gördüğüm kadarıyla. Kırmızı renk acayip güzel duruyor ya. Acayip cafcaflı böyle. Beyazı da tatlı. Niye bilmiyorum. Kırmızı renk daha bir hoş geldi. Güle güle kullan. Evet, aşağıda sen böyle davar gibi atlamasa mıydın? Aha timsah. İyi ki bak yukarı çıkıp bakmış. Oğlum bu timsah boss lan. Aa geliyor bir tane. Dayı bu timsah boss'u. E bura ağzına kadar tismak dolu. Allah! Burası neresi ya böyle? Ben şuraya tutunayım da. Bunlar benim şarap çanağıma tükürmesin. Buraya kadar da çıkaman, abartma. Buraya kadar da çıkaman, abartma yani. Ah babalar. Bunlardan da tüy düşmez mi? Hehe tüy. E tüy. 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 Tamam. Geldim. Aldım.
Yemek su. Eyvallah. Abi orada ne timsahlar var öyle ya bu arada. Oradaki timsahlar gerçekten çok çok fazla. Hop. Ha bu da bizim büyük boss reis. O da rahatsız. Herkes rahatsız böyle. Herkes bize gümbürdetmeye. Aa bir de timsahımız var. Ha ikisi birbirine girdi tamam. Ya bu peki bir şey soracağım. Bu yaratıkların saldırganlıkları neye göre belirleniyor? Hani misal bazı devler saldırmıyorken bazı devler saldırıyor ya. O nasıl bir neye göre bir eyvah. O neye göre belirleniyor acaba? Herkesin bende bir alıp veremediği var anladığım kadarıyla. Önüne gelen bana dalıyor. Önüne gelen bana dalıyor. Timsahı, gergedanı, hayvanı. Yakınında boss'u olanlar saldırıyor devlerde. Hani timsahlarda herkes saldırıcı da. Devleri merak etmiştim ben. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Sağ olasın. İnsan mıyız hocam? Tüccar galiba bu. Another new one, eh? Ne yapıyorsun? Sağlığın saati nasıl? Saw one fool cut his arm clean off trying to get rid of it. Ha, emote öğretiyor bu galiba. Politclap öğrenildi. Politclap? Bir tuşa basınca böyle bir emote'lar çıkıyordu ama. Alt mıydı? Yok değil. Neyse ben eve doğru gideyim. Burada gemiler batmış. Ha, evimiz acuk ileride. Aha da gördüm evimi. Evim güzel evim. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun sağ salim. Eve gelebildik. Tismağa dalmaya gittiler. Timsah kardeş yardıma geldim. Oğlum hemen onu kesip nasıl döndünüz lan? Abi şimenete de Carpenter kim ya? Şimenete kim? Oğlum bunların itemleri niye buzlu muzlu böyle ışıklı mışıklı vuruyor vuruyor? Ona şuş dur. Bekle bir saniye, bir saniye bekle, bir saniye bekle. Ama abi yani kombatta ben combo yaparken adamın karşılık verebilmesi saçma ya. Combo yapıyorum herif arada komboyu bölüp kafama vuruyor. Gerçi ben dediğim gibi hep o şey kafasında düşünüyorum ya. Single oyun kafasında düşündüğüm için. Hani ne bileyim Shadow of Mordor veyahut o tarz bir oyun oynadıysanız. Hani o oyunlarda böyle canavarlar combo bölmez. Rahat edersin ya. Bundan da online oyun rahatlığı bekliyorum da arkadaşlar da söyledi. PvP. Yani karşı tarafa da saldırı şansı veriyor. Bu ne? Geri aldım. Haydin eve az kaldı. Haydin. Haydin yürü. Haydin yapan. Emote'lar R tuşu. Neyi öğrendim? Bir şey öğrendiydim ama. Ama ayağım hareket ediyor mu etmiyor mu görmediğim için. Harbiden ellerini kaldırıp gelebiliyor mu bu arada ha? Efendim sevgili komutan Logar 4. toplamda 11. ayını kutlamış ve iyi yayınlar dileğiyle diyor. Aa kolum girsin kolum. Teşekkürler canım sağ olasın. Desteğin için çok çok sağ ol. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? O babü daha eritiliyor bu la. Gel. Böl. Şunu da alıp ötekine vereceğim. Gel. Al. Şunları bir araya getir. Şunları bir araya getir. Hocam merhaba. Şuradan bir 1000 odunu al. Bunu bir böl. 500 500. Odun kolay kasılıyor ya. Odun keserim zaten.
Abi bayağı bir ama şeyim oldu yani. Bayağı bir materyalim oldu. O benim hoşuma gidiyor. Yani derilerim merilerim falan bayağı iyi oldu. Bence bu derilerden iki tane 500'lüğü alıp şey yapmak lazım. 2500'lük deriyle nerede? 2500'lük deriyle bir bunları bir gidip leather yapmak lazım. İhtiyaç olacak çünkü. Hocam buradan merhaba. Leather yapmaya devam. Hocam buradan merhaba. Leather yapmaya devam. Elimizde zaten yeterince bark var. Olmadı bark da kısılır yani. Çok da dert değil. Aloe veraları bir yerleştireyim. Aloe veralardan bir alabildiğim potları alayım. 13 tane pot lazım ya. 1, 2, 3. Dandik itemlar var. Onları bir atacağım. Yanımda taş bırakmıyorum. Ödümü kopardı ha. Craft öğrenmeden ok öğrenebilirsin. Nasıl yani anlamadım. Şey ben ok biliyor olmam lazım ya. Baksana tüy burada. Tüyleri buraya yerleştireceğim misal. Light arrow, iron head arrow, ivory arrow var. Ivory arrow ne bilmiyorum. Ne yazık ki tick ladder'ım olmadığı için buraya pek bir şey yapamadım. Benim bol bol da odun toplamam gerekiyor anladığım kadarıyla. Bayıltıcı oku öğrenmen lazım. Ha aynı ark mantığı mı? Aynı ark mantığı galiba. Bayıltacağım elemanı, bekleyeceğim. Ama bayıltıcı oku nasıl öğretebilirim? Öğrenebilirim. Blunted arrow mu? Special arrow, razor arrow. Haykırtan bu. Unlock. 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 Daha kullanılabilir 54 puanım var available olan. Kalkan pek kullanmıyorum. O yüzden kalkan yapmayacağım da dagger işime yarıyor ya. Dagger'la savaşmayı seviyorum açıkçası. Oo, baksana çok güzel malzemeler var ha. Hop 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 hop. Silahlardan bayağı açtım. Armor'dan hop hop boşa puan veriyor Samet hop hop hop. Şu zırh çok güzelmiş ya. Bu arada dışarıda bir yerde timsah mimsah bir şey mi var hocam? Yaratık falan var galiba. Eve mi girdi yaratık? Ne yaptı? Duvarlarımı iki kat yapacağım ya. Böyle güvende hissetmedim. Abi canavar sesi alıyorsunuz değil mi benle beraber? Şu gobel. La oğlum git ya. Allah Allah. Panik yaptırdı. Herife bak. Panik yaptırdı. Carpenter'dan üretebilirsin şimdi. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi bunları önce hop bu bu. Heyana hangisi? Heyana height'tan da normal height. Tamam bu bu. Çok sesi çıkıyor çok. Çok sesi çıkıyor. Arkadaşım bir kafaya vurasım geldi. Ne yalan söyleyeyim. Hıt hıt. Windows'a falan tıkladım bir saniye. Bilgisayar bir birbirine girdi. Ama oyun bana var ya acayip keyifli geliyor ya. Ben muazzam keyif alıyorum yani. Tamam. Üzerimde hep artı 40 ağırlık var. Böyle bir şey mümkün olmamalı. Şu fiberları da bir koyayım kenara. Ben yayın dışı bir fiber, aloe vera falan kasayım böyle ortalıklarda dolana dolana. Odun kasayım, branch kasayım. Bak şu branchleri de alalım misal. Ardından şuradaki işlenmiş demirleri alalım. Bu demirlerin bir kısmını buraya koyalım. 500 tane yeter herhalde. Bunu da böl. Böl. 600 fazla ya. Böl böl. Şöyle. Ha 578 iyi. Hop. 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 37 yeter. Şu 500'ü de armory'nin orada tutarım herhalde. Bak burada ayrı şeyler yapılıyor.
Blacksmith'te ayrı şeyler yapılıyor. Iron Dagger misal. Steel Dagger. Steel'im yok. Şu Iron Dagger'dan yapsam hocam acaba elimdekinden daha mı iyi kendisi? Poinert'ten daha mı iyidir kendisi? Bayıltıcı ucu olan ok var. Yuvarlak ok var. Peki. Onun için ekstra bir ekipman gerekiyor mu? Ve dediğim gibi hani bu ne kadar iyi? Diğerinden daha mı iyi? Evet daha iyi. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni görmüyorumdur inşallah ya. Vallahi yani. Güzel bilgiler alıyorum. Oyun da güzel oluyor. Bir, açıkçası ya yalan olmasın şimdi. Birinin bana rehberlik etmesi hoşuma gidiyor. Zira rehber olmasa ben ne yapacağıma, ne edeceğime çok karar veremem. Şey ironi bağlamında söylemiyorum bu arada gerçekten. Yani bak misal şimdi bayıltıcı ok yapacağız. Köleye girişeceğiz. Köleye girişip gergedan avlamaya gideceğiz. Hani bunlara karar vermesi falan bir parça problem. Öncelikleri bilmiyorum çünkü. Ve bu bütün uyarılara rağmen eminim yaptığım hatalar olduğuna da üzerinde damage yazıyor. Yazmıyor. Yazmıyor. Yani yaptıktan sonra mı bakacağım? Heart damage 15 diyor misal. Bunda yazmıyor. Ama bir tane yapalım ya. Yeni bir silahımız olsun. Yeni bir silahımız olsun orada. Öyle değil mi? Sol altta. Ama ay pardon. Ama burada çıkmıyor. Yazmıyor. Bu yazıyor da. Onu anladım. Sendeki 15 vuruyor. Yaptığın 13 vuruyor. Heart damage 13. Evet. O zaman hiç itemimi harcamayayım ben. Bir şey yedi. Daha seridir ama be. Aynı malzeme istiyor gerçi. Şu baksana Stygian köpeş. Köpeş güzel bir silah sanki ya. Köpeş kullanılır gibi bilmiyorum. Çat 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 çat. Güzel kullanılır. Bir silah önerim var mı peki? X. Hangisi hocam? Iron X mi? Ama kullanmayı öğrenebilir miyim? Ya feda olsun. O kadar materyalimiz var. Bir tane yapayım deneyeyim de. Kullanmayı öğrenebilir miyim bilmiyorum. Bir de şu sizin dediğiniz bayıltıcı oklu ok. Bayıltıcı ok. Kafasına vurup mu bayıltıyoruz okla? Ben şey gibi zannediyordum. Ark gibi hani böyle bir şeyler lazım zannediyordum. Bir kaç tane yapayım bundan? 5 tane yapsam yeter mi? Tane başı 10 geliyor ya hani. Tane başı 10 geldiğine göre 50 tane bayıltıcı ok gelir yani. 50 bayıltıcı ok yeterli olur bence. Bir de şu dandik okları bir salalım. Iron Head şöyle bir okun kınısında dursun. Dandik okları salalım. 150 tane yeter. O zaman hop. Hop 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 hop. 150 tane bayıltıcı ok. Peki damage oku olarak ne önerirsin? Ben şunu hep repairlıyorum ama şunları. Durability'si var aslında yani. Boşuna şey yapıyorum. Malzemeni elek ediyorum. Ama malzeme var be, benim takıntım var. Tertemiz dursun orada. Sıfır kıvamında dursun. Ana küplayıp buradan RPR'leniyor mu? Yok. Zırhları da bir RPR'leyelim o zaman ya. Hop. Çıkar, çıkar. Hop, hop, hop. More leather. Güzel bak, hide geliyor buradan. Ben bir 500 leather yaptım da. Buraya koydum değil mi? Baltayı kullanacağım. Şunu böl, 250'si diğer yerde dursun. Bıçağım da dursun kenarda. Peki, baltanın yanına bir kalkan önerir misin? Baltanın yanına bir kalkan hoş olmaz mı?
Tamam, o zaman bir de kalkan yapalım bizim bu baltanın yanına. Baltamızın yanında bir de kalkanımız olmuş olsun. Şuradaki iron bar'a da böyle bir destek ataydık ya. Tamam. Acık bir iron bar ver. Ötekindeki dursun. Şurada bayıltıcı oklar yapıldı. Bayıltıcı okları şöyle al. Bütün oklar böyle dursun. Hatta şöyle bayıltıcı oku buraya ver. Bir tane şey yapmaya karar verdik. Kalkan yapmaya karar verdik. Kalkan armoride yapılacak. Armorideki en iyi kalkan bu. Wood artı iron bar. Iron barım yeterince yok. Wood'u ver. Iron barı ver. Kalkanı yapsın. Odunu geri al. Kullandı değil mi odunu? Kullanmamış da olabilir. Dursun. Sonra kalanları alacağım. Kölelerin tierine göre bayılma oranı var. Ya muhtemelen muhtemelen zor olacak da o olay. Hocam bunu o zaman 5 numaraya alalım şimdilik. Yani oku sadece köle bayıltmada kullanacağız. Heal'ımız falan hep kalsın. Deri direkt lazım oluyor. Genellikle aslında Iron Pickaxe ve normal Axe lazım olmuyor. O yüzden kalkanı misal 2 numaraya alıp direkt böyle 4-2 kombosu yaptıktan sonra kalkan misal CTRL ile duruyor. Okey. 4-2 kombosu yaptıktan sonra 1'e ne lazım olursa onu koyarız. 5'te oktur rep. Bir de meşale, torç. Şu bayıltıcıyı kullanmayacak mıyız adamın kafasına şey yaparken? Seviye 2'ye 15 ok yeter. Seviye 3'e 45 ok. Hocam ne diyorsun? Taşın üstüne çıkıpsa kasar veremezler. Tier 3 bulmaya çalış. Bu bayıltmıyor muydu? Şu tutup eve sürükleyecek. Ha, ben Tier 3'ü nereden bulayım? Ben Tier 3'ü nereden bulayım? Uy. Gel. Normal baltayı al da acık bir odun kesek ya. Kalkanla daha hoş durdu hatun ya. Tam savaşçı. Odunum bitti. Sandıkta var da ben ameleyim, toplarım. Emrin amele. Üzerinde yazıyorlar, random spamlanıyor. Tier 3 bir köle mi bulmam gerek diyorsun? Abi bana çok görev veriyorsun ya. Çok dedin onu. Tier 3 köle ben nereden bulayım? Ne bileyim nereden bulunur, nereden edilir? Aa bak tismahların orada biri biriyle savaşıyor ama. Bunlar biri iki, biri bir. Şu. Bu da bir. Şimdi ağzına sıçacağım, bekle. Onun balta ne güzel vuruyormuş. Lan ne oluyor? Evimin yakınında. Oğlum ne yaptın? Ne yaptın sen yeğenim ya? Bir dur. Kurban olayım. Bir saniye bekle. Kalkanın hızına şey kalkan diyorum. Kılıcın hızına alışmışım. Çift el kılıcın. Kalkanla bloklamak zoruma gitti. Bloklayamadım daha doğrusu. Oğlum iki adam öldürdüm, üç adam öldürdüm. Biri nerede? Aga ben sana bir şey diyeyim mi? Alışmadık götte dondurmaz. Bildiğinden şaşmayacaksın. Bildiğinden şaşmayacaksın abi. Alışmadık götte dondurmaz. Güzel bir tabirdir. Severim. Bak bende durmadı. Şekil 1A. Babuş motor. Babuş volofoş. O neymiş ya? İnsan mıymış o ya? Aha aloe vera. Dudağı nerede köleler vardı? Birçok yerde köle vardı ya. Bir yerin yukarısında bir yerde vardı ama. Köle arıyorsan Samet şuralara gideceksin. Bak şurada vardı bir tane hemen tam karşıda. Bir bakalım Tier 3 arayalım.
Peki ben bunu denizden sürükleyerek geçirebilir miyim misal? Demir kasmaya gittiğin kamp. Abi demir topladığım yerden buraya oho o çok uzun operasyon ya. O çok uzun operasyon arkadaşlar. Biz onu daha sonra yapalım. Şimdilik etrafta dolaşayım. Bir iki eksiğim gediğim varsa onları tamamlayayım. Ardından efendim ufaktan bölümü sonlandıralım. Artık gelecek bölüm girişelim köle işine. Zira o demir topladığınız yer baya baya uzakta. Bir de ben oraya pot yapmadan gitmem. Pot içinde biliyorsunuz ki benim deli gibi gidip aloe vera toplamam gerekiyor. Birazını kendimiz arayalım. Geri kalanlarını yayın dışı hallederiz. Tier 1-2 alsan da olur. Peki niçin lazım bu şey? Tier 2 köleyi ne amaçla kullanacağız? Tier 2 ise hemen kenardan köşeden alayım. Depo amacıyla mı? Hani içerik olsun gösterelim diye mi? Bir de biz daha ayarını yapmadık hocam onu. Bak ne yapalım biliyor musun? Videoyu kapatınca yayında kölenin ayarını yapalım. Gelecek bölüm ilk işimiz köle almak olur. O ara arka plan işleri falan da hallolur işte. Pam 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 pam. Tiyarına göre can ve hasar oluyor. Depo olarak mı kullanacağız kendisini acaba? Hani depo niyetiyle, depo mahiyetiyle. Üzerinde dursun. Veyahut saldırgan bir şeyler mi düşünüyoruz? Abi bıçağa alıştım da kılıç kalkana alışamadım ya. Balta kalkana. Bıçağa alışığım. Balta kalkan... Beceremedim. Pörcümüz dolmadı daha. Sanırım çok zararsız görüyorlar beni ya. Pörcün dolmadığına sevindim de tabi. Baksana şunlara verdiğim hasarı. Diğerlerine vuramıyorum iblislere verdiğim hasarı. Deve kuşlarına bile vuramadım ya. Abav. Uyudu mu öldü mü? Uyumuş pardon. Reis bir dokunduk helal et be. Bak 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 iki izbandut seni parçalar. Ben öldürdüm ben öldürdüm. Sorun yok dayılar. Bizde. Bunlar eğitilebiliyor mu önümüzdekiler? Galiba şurada iblis geçidi var. Bunlar ondan burada. İblislerin mağarası var galiba. Eğitilebiliyorsa acaba şu izbanduklardan bir tane eğitsek? Yanımızda gelir korumalık yapar. Oğlum bura ne? Bura ne? Bura ne? Bura ne hocam? Hocam dibimiz iblis çadırı. Ya önemli değil tabi de. İblislerin ini. Devlerin yanında yavrusu var. Bas dibine git. Ha yavruluyu alıp kaçırıyor mu? O kadar basit mi? Hocam. Sakin. Sakin. Tam buranın ben cılkını çıkarıyorum da. Burasının bana bir kazanımı olur mu acaba? Bu arada ya ben şu an sadece farazi konuşuyorum. Hani dediğim her şeyi yapacağım tabii ki de. Boss gibi bir şeyle karşılaşıp umarım yatmam aşağıya. Burası onların doğma yeri galiba. Kristaller bana çok alınabilir gibi durdu. Ve sanki işe yarayacak gibi durdu. Bilemiyorum. Kristaller sanki işe yarar gibi sonra. Ha, girmişken alayım. Çok dert değil de. Sonsuz kristal yuvası galiba. Daha derinleri de var. Boss var.
Doldurma üstünü başını. Boss var. Hazırım, gel. Ama canı yenileniyor. Ben o umduğum tadı alamadım. Ben o umduğum lezzeti alamadım yani. Ben ne güzel buradan bugladığım için damage yemeden öyle sallana sallana gidecektim abi hani. Sevdamız yalan oldu, sevdamız. Arkadaşlar şu an maçama çok güvenmediğimden bu elemana çok bulaşmayacağım. Kristali binleyeyim, defolayım, gideyim. Ha, belki bir işe yarar diyor da. Versene ya. Arkadaşlar baltanın ucu mu koreldi gazmanın ucu? Tamam yeter ya, 1000 tane. Gazmanın ucu koreldi ha. Gazmanın ucu koreldi. Ben gidiyorum emmi. Arkadaşlar iblislerin ben inine kadar indim. Dur bir tane şundan çalayım da. Hocam selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Yavrularınızdan birini çaldım. Önemli değil. Bana emanet. Bana emanet. Merak etme. Bana emanet. Ben tam bir ölücü loot makinesiyim. Yani o çocuğun iyi bir şeylerde olma imkanı yok. Bende. Ben bir evime döneyim de. Çocuğu rahat bırak. Çocuğu rahat bırak. Pardon birader. Yanlışlıkla vurdum. Aa bana. Sen bana. Ağzını yırtarım be. Eyvah, onu yeseydim biraz üzülürdüm. Bekle bir nefesimi toplayayım. Sakin ol. Ayıp ya. Taming için mekan lazım. Basarız. Bu çocuğun belli bir son kullanma tarihi var mı? 12 saat içinde çürüyor. Oğlum 12 saat içinde çürüyen çocuk mu olur? Öyle bir şey yok, ben sana söyleyeyim. Çocuklar çürümez. Alüminyum folyala. Dolaba at, sakla. Yanlış yer, yanlış yer. Enayi. Nerede diğer üçlük? Aga burada. Bir tane buraya. Şu zırhı mırhı ayrı yere. Hop hop hop. Şimdi Carpenter'dan galiba şey yapmak gerekiyor değil mi? Small Animal Pen. Okey, yapılır abi, yapılır abi. Hemen yapılır, hemen yapılır. Onu yapalım o zaman madem. Ya da çocuğu ocağa atıp pişirip yiyelim. Nasıl fikir? Bence güzel. İtiraf et, sen de beğendin. Ocağa atıp yeme fikri. Dı-d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 ı
Babo kristal. Babo kristalleri var. Kristalleri ben ayrı bir yere koyacağım. Oğlum deli gibi divane twine varmış zaten elimizde. Bu da var, daş da var. Yürü. Yürü. Barkın olduğu yere salla ya. Oğlum kristal bu kadar yer tutmuyorsa ne yer tutuyor? Bizim üzerimiz deri gibi ağır. İki tane 500'lüğü ver de ladder yapalım. Ne tutuyor benim üstümde yer ya? Bu çocuk mu? 50 kilo. Çocuğu kaçırdık ya ondan dolayı emmi. 50 kiloymuş. Bir ara bark da toplayalım bu arada, yani bunların barkı da bitiyor. Bunların barkı da bitiyor. Şimdi bekle. Daş. Daş. Daş ver daş. Gel Carpenter'a. Hıt hıt hıt. Small animal pen.
Ne yapacağız? Çocuğu dışarıda yiyecek miyiz? Şey yiyecek miyiz diyorum. Ay. Eğiteceğiz. Yanımızda bodyguard gibi dolandırırız aga yani. Kapının önüne dikeriz bir tane böyle. Hayırdır yan mı baktım babama diye. Takılır ortalıkta abi. Yaparız yani bir tane yapılır. O zaman ben şunu da koyuyorum. Madem bayıltıcı ok yaptık. Bu dursun. Bu dursun. Mermer kudursun. Ne yiyor peki? Ne yiyor ne içiyor efendim kendileri? Kendilerine nasıl bir menü sunabiliyoruz acaba? Ne yiyor ne içiyor? Small'u bu mu? Kanka. Evlerden arak. Benim ev bu kadar değil. Biz bunu içeri koymasak mı ya? Lan. Lan. Al. Ne yer bu? Dışarı koyaydın. Yok içeride ya ben güvende olsun. Nerede çocuk nerede ama içeride gözükseydi. Fiber yer. Fiber mi yer? O zaman şu 1000 tane fiberi alayım. Al. Mama. Fiber mama saat geçecek işleyecek. Tamam. Baltamı da yerine koyayım. Şuradan acucuk metal de alayım. Buradan odunumu da ver. Ama içeride odun kalsın. Al. Taş da kalsın. Hop 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 hop. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Bizden bu bölümlük, bu videoluk bu kadar efendim. Şimdi şöyle yapacağız sevgili arkadaşlar. Biz bu videonun ardından şu teyimleme ayarlarını yapıp salar daha sonraki bölümlerde video içerisinde devam ederiz. Gelecek bölümlerde köle avlama muhabbeti olacak. Tick leather bulabilmek için, kalın deri bulabilmek için gergedanların bulunduğu bölgeye gideceğiz. Yani burada G7'ye gideceğiz. GH7'ye gideceğiz. Yine güzel, keyifli bölümler açığa çıkacaktır diye düşünüyorum. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.